Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemez yedi yer bir yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Kaya Haber bülteniyle daha karşınızdayım. Evet, yeni sezonda ikinci sezonumuza girdik. Hayırlısı ve uğurlusu olur inşallah. Uğur, derin dondurucu. Yapma şöyle kötü espri ya diyeceksiniz. Her neyse. Evet, inşallah ikinci sezonda da beğenirsiniz Kaya Haber bültenini. Evet, kapıda durmayın, ceryen yapıyor. Sen de gel, haberdar ol. Hala kanala abone değilsen abone olup zili de açmayı unutma. Evet, tanıtımımızı yaptığımıza göre artık haber bültenine geçebilir miyiz? Ya da geçiyorum. Ek olarak da şunu söylüyorum, zaten bu da bir haber sayılır. Yeni bir kanal açtım. Biliniyor ve bilinmiyor. Biliniyor, bilinmiyor diye bir kanal işte. Sağ üst köşeden gidip abone olabilirsiniz. Orada zaten tanıtım videomu verdim. Her neyse, artık haber bültenine geçelim. Lafı fazla daha uzatmayalım. Peki bu haber bülteni ne mi? Ne üzerine? Telefonlar üzerine yine. Belki de aklınızın ucuna gelmeyecek telefonları sizin için slaytladım. Yani durdurur okursunuz. Ben bu sefer sesli bir şekilde anlatmadım. Durdurup okuyacağınız sayfa. Öyle bir şekilde, yani biraz kısa yani durdurursunuz. 3 saniyelik 4 saniyelik şeyler geliyor, kareler geliyor. Sizler de durdurup okuyacaksınız. Okuyabilirsiniz. Bir de aklınızın ucuna gelmeyecek. Şeyleri toparladım sizler için. Telefonları toparladım. Ucuz telefonları. Güzel telefonları. Böyle hem RAM açısından hem de telefon bilgisi açısından. İnşallah beğenmişsiniz. Önden sonuna yine bir haberimiz daha var. Yine telefonlar üzerine. Bu sefer de piyasadaki en iyi telefonları sizler için sıraladım. Önden sonuna da bir haber daha var. Ve o haberde de bitiriyoruz. Yine Huawei ile ilgili bir haber. Öyleyse ne mi duruyoruz? Hadi haber gelsin, bülten başlasın. Yeni sezon başlıyoruz. Gümbür gümbür. Her çarşamba ve pazar günleri. Sen de gel, haberdar ol. We'll be right back.
sunumumu beğenmişsinizdir inşallah. Belki de aklınızın ucuna ucunuza şöyle de bir diyemiyorum gitti ya, dilim sürçüyor artık. Neyin desi ise. Neyin desi kimin desi. İşte yabancı birbirinden farklı tasarımları güzel olan, aralarına bazıların tasarım bence güzel değil yani, ama sizce bence güzel olabilir, güzel olmayabilir. Herkesin görüşü farklıdır. Tasarımları güzel yine RAM'leri açısından, fiyat açısından bence oldukça güzel telefonlar andırıyor, ama sorunları olabilir mi olmaz mı bilmiyorum açıkçası. Yani benim önerim, servisi bulunmayan telefonu çok fazla önerme. Ama geri geliyor, servisi olan telefonlar da çileden çıkartıyor. Geri geliyor daha iyi, geri geliyor çileden çıkartıyor yani. Başımıza gelen şeyler zaten bunlar. Her neyse, lafı fazla uzatmayacağım. Alacağınız telefon, eğer ki bir telefon alacaksanız, hayırlısı olur, en güzeli olur inşallah. Birisi telefon alır, senin daha iyi telefonun olsun der. Ben de aynı şekilde sizin daha iyi telefonunuz olsun inşallah diyorum. Ben yeni telefon almadım, ama karıştırmayın. Ben eski telefonla, Samsung Galaxy S4 ile çekim sunuyorum. Videolarımı hep bu telefondan hallediyorum. Bazen kızsam da ne yapayım, anlaşıyoruz, bir çaresine bakıyoruz, artık şu videoyu halledeceksin telefon diyor. Beni anlıyor o da, neyse işte. 2 yıldır kullanıyorum ve daha da kullanırım inşallah. 2-3 sene daha inşallah, 5 seneye tamamlamayı düşünüyorum ailesiyle inşallah. De kamerada da bir sıkıntı çıkmış, böyle cızırtılı bir ses geliyor mu videolarda, aşağı yorumlarda belirtirseniz beni mesut edersiniz. Yani daha iyi bir video sunmak açısından. Sordum ki fiyatı fazla yapıyormuş, 50 lira mı ne yapıyormuş, düzeltmesi eğer ki öyle bir sorun varsa ki. Böyle sesi de cızırtılı bir ses de yani çok hissedilmiyor. Sizler ne diyorsunuz bu düşüncem hakkında, aşağı yorumlarda belirtirseniz beni mesut edersiniz. Telefon cızırtılı bir ses çıkartıyor mu videolarında falan şu son zamanlarda. Her neyse, artık şimdi piyasadaki en iyi telefonlara RAM'i bol, yani anlatmaya gerek yok, mükemmel telefonlara geçeceğiz. Hani bu birinci, ikinci, üçüncü gibisine sıralanmamıştır, işte öylesine telefonlar var. Mesela Huawei P30 Pro var mıdır aralarında bilmiyorum, ama Huawei var yani, o kesin. Huawei biliyorsunuz, Huawei P30 Pro dünyanın en iyi telefonu seçildi. Son haber bültenimizde yine Huawei ile ilgili, işletim sistemi ile ilgili. O zaman lafı çok uzattık ya, çok uzattık. Bu arada sadece teknoloji değil, başka haber bültenlerinin gelmesini istiyorsanız sen de gel haberdar ol dememi istiyorsanız, şu sağ üst köşede bir anket olacak. Spor haberlerinin gelmesini istiyorsanız yine sağ üst köşeden onaylayabilirsiniz veya aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz benden hangi haber bültenini çekmemi istiyorsanız. Neyse, artık haber bülteni gelsin. Evet, Huawei ile ilgili bir haber geliyor. Hazır mısınız? Kim hazır diyor ya? Gayet sesler mi duyuyor?
O zaman gümbür gümbür başlıyoruz. İkinci sezon. Başladık zaten ya. Evet, Huawei ile ilgili bir haberimiz geliyor o zaman. Ne diyelim, Huawei adına hayırlısı olur inşallah. Bu bir ara Huawei Art mı diyorlardı, Mart mı diyorlardı. O işletim sisteminin geleceğini söylüyorlardı. Şimdi de böyle bir işletim sistemi. Fakat bunu kullanmayacaklarını, Osso diye bir işletim sistemi kullanacaklarını bu haberimizde görmüş olduk. Yine deneyeceklerini telefonlar üzerinde. Böyle neydi ya, adını unuttum şimdi. Bir işletim sistemi televizyonlarda falan olacağını gördük. Fazla uzatmadım haberi, son kısmında verdim. Televizyonlarda falan gibisinden son satırda görmüşsünüzdür belki. Neyse, daha fazla uzatmayacağım. İnşallah Huawei adına hayırlısı olur. Huawei güzeldir, güzel. Tamam o zaman. Lafı fazla uzatmayalım. Daha yeni, daha güzel, daha fazla, daha yeni. Yeni diyorum ya. Ya biz yeni videolarının haber bültenlerinin devam etmesini istiyorsanız sen de gel haberdar ol. İkinci sezon, birinci bölüm, toplamda 13. bölüm bitmiştir. Finish. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoş kalın, hoşça kalın.